Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu past perfect, yani geçmiş öncesi zaman diyoruz. Had fiil 3 yapısıyla oluşturduğumuz bir zaman. Had'den sonra fiilin 3. halini yazıyoruz. Geçmişte belli bir zaman öncesinden bahsederken, belli bir noktada gerçekleşmiş bir eylem öncesinden bahsederken bu yapıyı kullanıyoruz. Mesela I had done, yapmıştım şeklinde tercüme edilir. Study these example situation. Evet, diyor ki bu örnek duruma çalışın demiş. At 10:30, saat 10:30, by diyor, çıkıyor. Kim bu? Paul. Paul saat 10:30'da çıkıyor. At 11:00, saat 11. Hello diyor. Sara geliyor. Buradaki de Sara. Evet, diyor ki Sara went to a party last week. Sara diyor, geçen hafta bir partiye gitti diyor. Paul went to the party too. Paul da partiye gitti diyor. But they didn't see each other. Ama birbirlerini görmediler diyor. Paul left the party at 10:30. Paul 10:30'da partiden çıktı. And Sarah arrived at 11:00. Sarah da 11'de geldi diyor. So, when Sarah arrived at the party, Sarah partiye geldiğinde Paul wasn't there. Paul orada değildi. He had gone home. Eve gitmişti diye tercüme ediyoruz. Sara'nın partiye gelmesi belli bir eylem. Geçmişte belli bir zamanda olmuş bitmiş bir eylem. Ve onun öncesinden bahsederken, Sara'nın partiye gelmesinin öncesinden bahsederken ne kullandım? Had fiil 3 yapısını kullanıyorum. He had gone home. Eve gitmişti. Had gone is the past perfect. Buradaki had gone yapısı geçmiş öncesi zamandır. Had artı fiil 3 yapısı. Bütün öznelerde had kullanırız. D, tırnak işareti ayrılmış D şeklinde kısaltabiliriz. Mesela I'd gone, gitmiştim. We'd gone, biz gitmiştik. They'd gone diye kısaltabiliriz. Onlar gitmişti. Ya da I had gone, ben gitmiştim. We had gone, biz gitmiştik. They had gone, onlar gitmişti. Değiştirelim. You had seen, sen görmüştün. He had seen, o görmüştü. Ya da she had finished, o bitirmişti. It had finished, o bitirmişti diye tercüme ediyoruz. The past perfect simple, yani geçmiş öncesi zaman, is had artı had plus past participle. Yani geçmiş öncesi zamanın yapısı nasılmış? Had artı fiil 3. Gone, gitmek fiilinin 3. hali. Go, went, gone. Düzensiz fiil. See, saw, seen. Görmek fiilinin 3. hali. Finish, düzenli bir fiil. Düzenli fiillerin 3. hali ed ile bitiyordu. Finish, finished şeklinde. Sometimes we talk about something that happened in the past. Bazen biz geçmişte olan bir şeyden bahsederiz diyor. Sarah arrived at the party. Sarah partiye geldi. This is the starting point of the story. Bu hikayenin başlama noktasıdır. Then if you want to talk about the things that happened before this time. Sonra biz, öyleyse biz, bu eylemin öncesinde olanlardan bahsetmek istediğimizde we use past perfect had kullanırız. Şimdi Sara'nın partiye gelmesi burada bir başlangıç noktası geçmişte. Ve Sara partiye gelmeden önceki eylemlerden bahsederken past perfect kullanıyoruz. Yani geçmiş öncesi zaman. Had fiil 3 yapısını kullanıyoruz. Yani ne demiştik? Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş bir eylemin öncesinden bahsederken had verb 3, yani had fiil 3 yapısını kullanıyoruz. Bu yapının adı da past perfect, Türkçesiyle geçmiş öncesi zaman. When Sarah arrived at the party, Sarah partiye geldiğinde Paul had already gone home. Paul çoktan eve gitmişti diye tercüme ediyoruz. Some more examples. Birkaç örnek daha demiş. When we got home last night, geçen gece biz eve gittiğimizde we found that somebody had broken into the flat. Birinin dairemize girmiş olduğunu fark ettik diyor. Birinin dairemize girmiş olduğunu fark ettik diyor. Karen, yani bizim eve gelme eylemimizden öncesinden bahsediyorum. Yani birinin eve girmiş olması. Biz eve gelmeden önce biri ne yapmış? Eve girmiş, daireye girmiş. Dolayısıyla bunu neyle ifade ettik? Had broken into, eve girmişti. Break into, yalın hali, zorla bir yere girmek anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla bizim eve gelmemizin öncesinden bahsediyorken ne yaptık? Geçmişte bir başlangıç noktası bizim eve gelmemiz ve bunun öncesinden bahsederken had fiil 3 yapısını kullanmış olduk burada.
Karen didn't want to go to the cinema with us. Karen bizimle sinemaya gelmek istemedi because she had already seen the film. Çünkü çoktan filmi izlemişti. O zaten filmi izlemişti. Şimdi bizimle sinemaya gelmek istememesi geçmişte bir eylem. Gelmek istememesi geçmişte bir eylem. Ve onun öncesinden bahsettiğim zaman, yani onun filmi zaten izlemiş olmasından bahsettiğim zaman dikkat edin. Ne kullanıyorum? Had verbiage. Burada had'i kısaltmış. She'd already she'd diye okuyorum. She'd already seen. Çoktan izlemişti. Zaten izlemişti. Şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. At first I thought I'd done the writing. Önceleri doğru şeyi yaptığımı düşündüm diyor. Doğru şeyi yapmış olduğumu düşündüm. Önceleri doğru şeyi yapmış olduğumu düşündüm. But soon I realized that I'd made a big mistake. Sonra hemen fark ettim ki diyor. Büyük bir hata yapmış olduğumu fark ettim. Bakın bu yapmış olmak geçmişte öncesi. Fark etmenin öncesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla had verbiage. Burada da doğru şeyi yapmış olduğumu düşündüm. Düşünme eyleminin öncesi had verbiage, yani geçmiş öncesi zaman. Had done kullanılmış burada da. Buradaki had'leri kısaltmışız arkadaşlar. I'd done diye okuyorum. Mesela burada da I'd made diye okuyorum. Then, pardon, the man sitting next to me on the phone, on the plane was very nervous. Diyor ki, uçakta yanımda oturan adam çok gergindi. He hadn't flown before. Daha önce uçmamıştı. Uçakla gitmemişti bir yere. Anlamda uçmamıştı. Olmaz, adam uçamaz da. Daha önce arkadaşlar uçakla yolculuk etmemişti diyoruz. Şimdi bizim uçakta bulunduğumuz durumun öncesinden bahsediyoruz. Yanımdaki adamın durumundan bahsediyoruz. Uçakta yanımda bir adamla gitmişim. Gitmişiz. Ve bunun öncesinde o uçmamış diye söylerken geçmişte belli bir eylemden öncesinden bahsettiğim için burada he hadn't flown before, daha önce uçakla yolculuk etmemişti diyor. Or he had never flown before, veya şöyle de söyleyebilirdik. Daha önce hiç uçmamıştı. Had never flown before. Before daha önce, never hiç anlamına geliyor. Evet, B bölümüyle devam edelim. Compare the present perfect I have has seen and past perfect had verbiage, had seen yapısı. Yani have has fiil 3 yapısı, yakın geçmiş zaman. Past perfect had seen, had fiil 3 yapısı, geçmiş öncesi zaman. Bunlar present perfect, yani yakın geçmiş zamanda ne vardı? Geçmişten günümüze devam etmekte olan eylemler vardı. Bir, ikincisi yakın bir geçmişte olmuş etkileri veya sonuçları hala görülen eylemler vardı. Geçmiş öncesi zamansa geçmişte belli bir noktanın öncesinde gerçekleşmiş eylemlerdir. İkisinin farkı bu. Devam edelim. Örnekler üzerinde daha ayrıntılı görelim. Who is that woman? Şu kadın kim diyor. I've never seen her before. Daha önce onu hiç görmedim. Yani şu ana kadar, geçmişten şu ana kadar daha önce onu hiç görmedim. Bir de buraya bakalım. I didn't know who she was. Kim olduğunu bilmiyordum. Şimdi geçmişte belli bir noktada ne olmuş? Onun kim olduğunu bilmemiş. Ve bunun öncesinden bahsediyorum şimdi. Bak dikkat. I'd never seen her before. Onu daha önce hiç görmemiştim. Yani onun kim olduğunu bilmememin öncesinde onu ne yapmamışım? Daha önce hiç görmemişim. Bu eylemin öncesinden, geçmişin öncesinden bahsettiğim için ne yaptım? Had verbiage, had seen yapısını kullandım. Bir de örnek daha verelim. We aren't hungry. Biz aç değiliz. We have just had lunch. Az önce öğlen yemeğimizi yedik. Daha yeni, yakın bir geçmişte ne yapmışız? Öğlen yemeğimizi yemişiz. Yakın bir geçmişte olmuş bir eylem. Bir de buraya bakalım. We weren't hungry. Aç değildik. Geçmişte belli bir zamanda olan bir durum. Aç olmamamız geçmişte, aç değildik diyoruz. Mesela şurada bir eylem. We just had lunch. Bunun öncesinde bunun öncesinde ne yapmışız? Öğlen yemeğimizi yemiştik. Daha yeni öğlen yemeğimizi yemiştik ve aç değildik. Burada ne yapıyorum? Geçmişten bahsediyorum. Geçmişin öncesinden bahsediyorum. Daha yeni ne yapmıştık? Öğlen yemeğimizi yemiştik. Dolayısıyla biri geçmiş, biri şu ana yakın bir zaman ifade ediyor. The house is dirty. Ev kirli. They haven't cleaned it for weeks. Onlar haftalardır evi temizlemediler. Ev şu anda kirli. Sonuç görülüyor şu anda. Evin kirli olması. Haftalardır ne yapmamaktalar? Evi temizlememekteler. Geçmişten günümüze uzanmış bir eylem var. Bir de buraya bakalım. The house was dirty.
Ev kirliydi geçmişte. Belli bir zamanda ev kirliydi. They hadn't cleaned it for weeks. Haftalardır temizlememekteydiler. Geçmişin öncesinde, haftalar öncesinden başlamış ve geçmişte evin kirli olması durumuna kadar ne yapmamışlar? Evi temizlememişler. Bu da geçmiş öncesi zaman arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, C bölümüne geçelim arkadaşlar. Compare the past simple, left, was, etc. and past perfect, had left, had been, etc. Diyor ki geçmiş zamanla geçmiş öncesi zamanı karşılaştırın. Geçmişte belli bir zamanda olmuş eylemleri geçmiş zamanla ifade ediyorduk. Geçmişte belli bir eylemin öncesini, geçmişte gerçekleşmiş belli bir eylemin öncesinden bahsederken de past perfect yani geçmiş öncesi zamanı kullanıyorduk. Burada fiilin ikinci hali veya fiilin ed almış hali kullanılıyordu. Burada had artı fiilin üçüncü hali kullanılıyordu. Şimdi cümleler üzerinde görelim. Was Tom there when you arrived? Sen geldiğinde Tom orada mıydı? Yes, but he left soon afterwards. Ama hemen sonrasında çıktı. Ben geldiğimde Tom oradaymış ama hemen sonra çıkmış. Yani benim gelme eylemimden sonra olan bir durum var. Dolayısıyla geçmişte arka arkaya gerçekleşmiş iki eylem var. İkisini de geçmiş zamanı söylerim. Bir de buraya bakalım. Was Tom there when you arrived? Geldiğinde Tom orada mıydı? No, he had already left. Hayır, çoktan çıkmıştı. Ha, şimdi burada durum değişti. Benim gelme eylemimden önce o çıkmış. Dolayısıyla geçmişin öncesinden bahsediyorum. O zaman ne kullanıyorum? Had artı fiil üç yapısı kullanıyorum. Yani had already left. Çoktan çıkmıştı. Devam edelim. Kate wasn't at home when I phoned. Aradığımda Kate evde değildi. She was at her mother's house. Annesinin evindeydi. Bir de buraya bakalım. She had just, özür dilerim. Kate had just got home when I phoned. Ben aradığımda Kate daha yeni eve gelmişti. Benim aramamdan önce eve gelmiş yani. Dolayısıyla geçmişin öncesinden bahsettiğim için ne yaptım? Had fiil üç yapısını kullandım. She had been at her mother's house. Annesinin evinde kalmaktaydı. Annesinin evinde bulunmaktaydı. Yani yine benim aramamdan önce o ne yapmış? Annesinin evine gitmiş ve orada bulunmaya başlamış ve devam etmekteymiş orada bulunmaya. Benim aramamdan önce. Yine benim arama eylemimden önce gerçekleştiği için bu durum ne yapıyorum? Had artı fiilin üçüncü halini kullanıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Biraz alıştırma çözelim arkadaşlar. Birinci bölümle başlayalım. Read the situations and write sentences from the words in brackets. Demiş ki durumları okuyun ve parantez içindeki sözcükleri kullanarak cümleler yazın. Birincisi, you went to Sue's house but she wasn't there. Siz Sue'nun evine gittiniz ama o orada değildi. O dışarı çıkmıştı diyeceğiz. Geçmiş öncesinden bahsediyoruz. Sizin eve gitme eyleminden önce su evden çıkmış. Dolayısıyla geçmişte bir eylemden öncesinden bahsederken had fiil üç yapısını kullanırız. O zaman she'den sonra had getireceğim. Go, went, gone. Fiilin üçüncü hali neymiş? Gone. Geriye ne kaldı? Out. She had gone out. O dışarı çıkmıştı. İki numarayı yapalım. You went back to your hometown after many years. Yıllar sonra memleketinize gittiniz. It wasn't the same as before. Eskisi gibi değildi orası. It changed a lot. Çok değişmişti diyeceğiz. Sizin gelme eyleminizden önce orası çok değişmiş. Yani geçmiş öncesi zaman. Had artı fiilin üçüncü hali. It'ten sonra had getiririm. Change düzenlidir. Sonuna sadece D getirmem yeterli. Fiilin üçüncü hali olur. It had changed. Geriye ne kaldı? A lot. It had changed a lot. Çok değişmişti. I invited Rachel to the party. Ben Rachel'ı partiye davet ettim. But she couldn't come. Ama o gelemedi. She arranged to do something else. Başka bir şey yapmayı planlamıştı. Yani benim onu partiye davet etmemden önce o başka bir şey yapmayı planlamış. Yani geçmiş öncesi zamandan bahsediyoruz. Geçmişte belli bir eylemin öncesinden bahsediyoruz. Davet etme eyleminin öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla had fiil üç yapısını kullanacağız. She'den sonra had getireceğiz. Arrange yine düzenli fiildir. Üçüncü hali ed'yi almış halidir. Yani sonuna sadece d getirmem yeterli. O zaman she had arranged to do something else. Başka bir şey yapmayı planlamıştı. Yazalım. She had arranged to do something else. Başka bir şey yapmayı planlamıştı. You went to the cinema last night. Geçen gece sinemaya gittiniz. You got to the cinema late. Sinemaya geç gittiniz.
The film already begin. Film çoktan başlamıştı. Yani sizin sinemaya gitme eyleminizden önce ne gerçekleşmiş? Filmin başlaması. Geçmiş öncesi zaman var burada da. Had fiil üç yapısını kullanacağız. Filmden sonra had getiriyoruz. The film had already had'den sonra kullanılır. Yardımcı fiillerden hemen sonra gelir. Dolayısıyla the film had already begun. U ile yazılır. Öyleyse the film had already begun. Film çoktan başlamıştı. It was nice to see Dan again after such a long time. Bu kadar uzun bir süre sonra Dan'ı tekrar görmek güzeldi. Ben onu yıllardır görmemiştim diyeceğiz. Dan'ı görme eyleminin öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmiş öncesi zaman. Burada olumsuz yapacağız. I'dan sonra had getireceğiz. Not ekleyeceğiz. Hadn't diye de kısaltabiliriz arkadaşlar. Had not'ı hadn't diye, yani ne tırnak t. Had'den sonra ne bitişik tırnak T ile ayırabiliriz. I hadn't seen, üçüncü hali. I hadn't seen him for 5 years. 5 yıldır onu görmemiştim. Evet, I hadn't, bu şekilde bakın. NT tırnakla ayrılmış. Had'e bitişik yazıyoruz. I hadn't seen him for 5 years. 5 yıldır onu görmemiştim. I offered to something to eat. Suya yiyecek bir şeyler önerdim. Ya da iş servis ettim. Sundum diyebiliriz. Yani şöyle diyelim, Sue'ya yiyecek bir şeyler önerdim. But she wasn't hungry. Ama aç değildi. She just had breakfast. Az önce kahvaltı yapmıştı diyeceğiz. Yani benim önermemden önce o kahvaltı yapmış. Geçmiş öncesi zamandan bahsediyoruz o zaman. She had yardımcılardan sonra gelir her zaman. O zaman she had just had. Üçüncü hali had yine. She had just had breakfast. Yazalım. She had just had breakfast. Çoktan, özür dilerim. Az önce kahvaltı yapmıştı. For each situation, ikinci bölüme geçelim. For each situations, write a sentence ending with never before. Evet, her bir durum için diyor. Never before ile biten cümleler yazın demiş. Yani daha önce hiç anlamında cümleler yazın. Use the verb in brackets, parantez içindeki fiilleri kullanın. Bir tanesi bizim için yapmış. The man sitting next to you, yanında oturan adam, on the plane, uçakta yanında oturan adam, was very nervous, çok gergindi. Uçakta yanında oturan adam çok gergindi. It was his first flight, onun ilk uçuşuydu. O daha önce hiç uçmamıştı diyeceğiz. İlk önce adam erkek olduğu için he'yi getiriyorum. He'den sonra had getirebilirim. Böyle D şeklinde kısaltabilirim. O zaman he had. Flown. Üçüncü hali flown. Ama ondan önce hiç diyeceğiz. Yani never kullanacağız. He had never flown. Geriye ne kaldı? Before. Never before kalıbı. O zaman he had never flown before. Daha önce hiç uçmamıştı. Evet, iki numarayı yapalım. A woman walked into the room. Bir kadın yürüyerek odaya girdi. She was a complete stranger to me. O bana tamamen yabancıydı. I see verilmiş. Before. Onu daha önce hiç görmedim diyeceğiz. Yine burada da I'dan sonra had getireceğiz. Had never. Had'den sonra never'ı kullanıyoruz. I had never seen. Kimi görmemiştim? Kadını. Onu diyeceğiz. She neye dönüşüyordu? Nesne olduğunda her'e. Öyleyse I had never seen her. Geriye ne kaldı? Before. I had never seen her before. Onu daha önce hiç görmemiştim. Sam played tennis yesterday. Sam dün tenis oynadı diyor. He wasn't very good at it because it was his first time. O çok iyi değildi çünkü onun ilk oynayışıydı demiş. O daha önce hiç tenis oynamamıştı diyeceğiz. Yine he'den sonra had never ile başlıyoruz. He had never played. Düzenlidir. Üçüncü hali played. He had never played tennis sonra before. He had never played tennis before diye yazabiliriz. He had never played tennis before. Burada tenis yerine it de kullanabiliriz. Onu daha önce hiç oynamamıştı şeklinde. O daha önce hiç tenis oynamamıştı. Last year we went to Denmark. Geçen sene biz Danimarka'ya gittik. It was our first time there. Oraya ilk kez gitmiştik diyor. Dolayısıyla biz daha önce hiç orada bulunmamıştık ya da Danimarka'da bulunmamıştık diyeceğiz. Yine we had never ile başlıyoruz. Be, was, were, been. Üçüncü hali been. We had never been there. En sona da before yazabiliriz. We had never been there before. We had never been there before. Daha önce orada hiç bulunmamıştık. Devam edelim.
Üçüncü bölümdeyiz. Use the sentences on the left to complete the paragraphs on the right. Soldaki cümleleri kullanarak sağdaki paragrafı tamamlamaya çalışın. These sentences are in order in which they happened. Buradaki cümlelerdeki eylemler oluş sırasına göre sıralanmıştır diyor. So, one happened before. Bu yüzden diyor, birincisi önce olmuştur. Two, second before. İkincisi daha önce olmuştur. And three before, yani üçüncüsü de en önce olmuştur. Bu şekilde oluş sırasına göre sıralamışlar. But your paragraph begins with the underlined sentence. Ama paragrafınız altı çizili olan neyle başlayacak? Cümleyle başlayacak. Devam edelim. So sometimes you need past perfect. Bu yüzden bazen geçmiş öncesi zamana ihtiyacınız olacak demiş. Birincisinde bizim için örnek olarak yapmış. 1. Somebody broke into the office during the night. Geceleyin diyor, birisi ofise zorla girmiş. Zorla girdi diyor. Geceleyin birisi ofise girdi diyor. Zorla girdi diyor. We arrived at work in the work in the morning. Özür dilerim. We arrived at work in the morning. Biz sabah işe geldik diyor. We called the police. Biz polisi aradık. Önce ne oluyor? Biri ofise zorla giriyor. Sonra biz işe geliyoruz sabah. Sonra da polisi arıyoruz. Oluş sırası bu şekilde. Altı çizili olan durum ne? Bizim sabah işe gelmemiz. Bakalım. We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. Biz sabah işe geldik ve geceleyin ofise birinin girmiş olduğunu fark ettik. Biz sabah işe geldik ve geceleyin birisinin ofise girdiğini fark ettik ya da girmiş olduğunu fark ettik. So we, bu yüzden biz ne yaptık? Polisi aradık. Yani bizim gelme eylemimizin sonrasından bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmişte arka arkaya gerçekleşmiş iki eylem var. İkisi de geçmiş zamanda söylenir. Yani geçmiş zamanda nasıl söyleriz? Polisi aradık. Call düzenlidir. ED alır. We call it. Sonra neyi aradık? Polisi. The police. We call it the police. Biz polisi aradık. Burada geçmiş zamanla cümleyi tamamladık. İkiye bakalım. Lara went out this morning. Lara bu sabah dışarı çıktı diyor. İki. I tried to phone her. Onu aramayı denedim. There was no answer. Cevap yoktu. Önce ne olmuş? Lara sabahleyin dışarı çıkmış. Sonra ben onu aramaya çalışmışım. Sonra ne olmuş? Cevap yokmuş. Şimdi buradan başlayalım. I tried to phone Laura this morning. Bu sabah Laura'yı aramaya çalıştım. But no answer. Ama cevap vermedi. Yani ben aradım, sonra o cevap vermedi. Arka arkaya geçmişte gerçekleşmiş iki eylem. Dolayısıyla her ikisini de geçmiş zamanda söyleriz. Geçmiş zamanda cevap yoktu. Nasıl deriz? There was, there were şeklinde kullanıyorduk. Yoktu'yu. Özür dilerim, vardı demek. There was, there were, vardı. Burada mesela nasıl söylemiş? Cevap yoktu. There was no answer. O zaman aynısını buraya yazabilirim. There was no answer. Cevap yoktu. Onu aramaya çalıştım ama cevap vermedi diye de tercüme edebilirim burayı mesela. Devam edelim son olarak. O dışarı çıkmıştı. Yani benim aramamdan önce gerçekleşmiş. Geçmiş öncesi zaman. Had fiil 3. O zaman she had go, went, gone. Üçüncü hali gone. O zaman she had gone out. O dışarı çıkmıştı. Üçüncü alıştırmaya geçelim. Jim came back from holiday a few days ago. Jim diyor, birkaç gün önce tatilden döndü diyor. I met him the same day. Aynı gün ben ona rastladım. He looked very well. Çok iyi görünüyordu diyor. Şimdi başlayalım. Diyoruz ki bu altı çizili cümleyle başlayalım. I met Jim a few days ago. Birkaç gün önce ne yaptım? Jim'e rastladım. Sonra ne diyeceğiz? O daha yeni tatilden dönmüştü. Şimdi benim ona rastlamamdan önce gerçekleşmiş onun tatilden dönmüş olması. Dolayısıyla geçmiş öncesi zaman var. Geçmişin öncesinden bahsediyoruz çünkü. Ne kullanacağız burada? He, o. Çünkü Jim'den bahsediyorum. Erkek, erkek olduğu için he. He, geçmiş öncesi zamanda neydi yapımız? Had fiil 3. O zaman he had... Daha sonra just gelir. Buraya he had yazdık. He had just dönmek neydi? Come back from. Come back. Bir yerden dönmek. Come back. Come nasıldı? Come. Came. Come. Birinci haliyle üçüncü hali aynı. O zaman he had just come back from holiday.
Come back from holiday. O daha yeni tatilden dönmüştü. İyi görünüyordu. Yani ben rastladıktan sonra o iyi görünüyordu. Geçmişte arka arkaya olan iki eylem. Dolayısıyla yani bu eylemden sonra gerçekleşmiş. Yani o zaman geçmiş zaman kullanabilirim. Dolayısıyla iyi görünüyordu. He yine erkek. Looked olur. Düzenli fiil ed alır. He looked very well. O çok iyi görünüyordu. Burada very well de yazıyor zaten. Bunu fazladan yazmışız. Neyse devam edelim 4 numarayla arkadaşlar. Kevin sent Sally lots of emails. Kevin Sally'ye çok sayıda e-mail atmış. She never replied to them. O onlara hiç cevap vermemiş. Yesterday he got a phone call from her. Dün ondan bir telefon almış. He was very surprised. Çok şaşırmış. Evet. 4 tane arka arkaya gerçekleşen eylemimiz. Yesterday Kevin neyle başlayacağız? Dün ondan bir telefon almasıyla başlıyoruz. O zaman yesterday Kevin bu geçmiş zaman got aldı a phone call from Sally. Sally'den bir telefon aldı. Yesterday Kevin got a phone call from Sally. Yani Kevin Sally dün Kevin'i aradı da diyebiliriz çevirmek için. Telefon araması aldı da diyebiliriz. Dün Kevin Sally'den bir telefon aldı derken yani telefonla Sally onu aramış anlamında. Buradan devam ediyoruz. He very surprised. Çok şaşırdı. Yani telefon etti arkasından hemen ne yapmış? Şaşırmış. Geçmişte arka arkaya olan iki eylem. Dolayısıyla her ikisi de geçmiş zamanla söylenebilir. Çok şaşırdı diyoruz. Buraya ne getiririz? Şaşkın olmak. Olmak fiili be'ydi. Geçmişte nasıl kullanıyordu? Be was were. Be'de de ne kullanılır? Was. O zaman he was very surprised. Çok şaşırdı. He daha önce ne yapmış? Ona çok sayıda e-mail yollamıştı. He had geçmiş öncesi zaman. Daha önce yani bu aramadan önce ne gerçekleşmiş? Çok sayıda e-mail yollaması. O zaman he had fiilin üçüncü halini sent d ile bitiyor. Üçüncü halinde t oluyor d'ler. He had sent. He had sent lots of emails. Çok sayıda e-mail atmıştı. He had sent her lots of emails. Ona çok sayıda e-mail atmıştı. But she cevaplamamıştı. Burada ne demişti? Cevaplamak için. Never replied to them. Onlara hiç cevap vermemiş. She had never o zaman hiç replied düzenlidir. She had never replied to them. Onlara hiç cevap vermemişti. Aynı yazalım. She had never replied to them. Onlara hiç cevap vermemişti. Ne demişiz? O ona çok sayıda e-mail göndermişti. She had never replied to them. Onlara hiç cevap vermemişti. Dördüncü bölümle devam edelim. Put the verb into the correct form. Fiilleri doğru bir şekilde yazın. Past perfect, I had done. Had ve fiil üç yapısıyla geçmiş öncesi zamanla. Or past simple, I did. Veya geçmiş zamanla yapın diyor. Evet, yani geçmiş öncesi zaman had fiil üç yapısıyla veya geçmiş zaman özne fiil ed ya da özne fiilin ikinci haliyle yapın diyor. Evet. Was Paul at the party when you arrived? Gittiğinde Paul partide miydi? No, he had gone home. Hayır, eve gitmişti. Partiye gelmemden daha öncesinden bahsettiğimiz için ne yaptım? Had fiil üç yapısını, geçmiş öncesi zamanı kullandım. I felt very tired when I got home. Eve gittiğinde çok yorgundum. So I straight to bed. Direkt yattım. Eve gittim, direkt yattım. Geçmişte arka arkaya olan iki eylem, ikisi de geçmiş zamanla söylenebilir. Go'nun ikinci hali neydi? Düzensizdi. Went. O zaman so I went straight to bed. Direkt yattım. Eve gittiğimde çok yorgundum, bu yüzden direkt yattım. The house was very quiet when I got home. Eve geldiğimde diyor, ev çok kirliydi diyor. Everybody, özür dilerim kirli dememiş, sessiz demiş. The house was very quiet. When I got home, eve geldiğimde ev çok sessizdi. Everybody go to bed. Herkes yatmıştı. Yani benim eve gelmemden önce ne gerçekleşmiş? Herkesin yatması. Geçmiş öncesi zaman had fiil üç yapısı kullanacağız. Everybody had go went gone. Everybody had gone to bed. Herkes yatmıştı. Sorry I'm late. Üzgünüm geciktim. The car blah blah down on my way here. Buraya gelirken arabam bozuldu. Evet, geç kaldım. Geçmişte ne olmuş?
Geçmişte araban bozulmuş. O zaman geçmiş zamanı kullanacağız. Break düzensizdir. Broke olur ikinci hali. The car broke down on my way here. Break broke. The car broke down on my way here. Buraya gelirken ne yaptık? Arabamız bozuldu. We were driving along the road. Biz yolda giderken, arabayla yolda giderken ne olmuş? When we see a car, bir araba gördüğümüzde, bozulmuş bir araba gördüğümüzde, daha önceden bozulmuş. So we durduk ona yardım etmek için. Yolda giderken bozulmuş bir araba gördük. Bu yüzden onlara yardım etmek için durduk. Şimdi öncesinde bakalım. Yolda giderken bir araba görmüşüz. Bu geçmiş zaman. O zaman bu see sol. Düzensizdir. İkinci hali sol. Yazalım. Ne dedik? We were driving along the road. Yolda giderken, arabayla giderken biz arabayla yolda gidiyorduk. Yolda bozulmuş bir araba gördüğümüzde. Evet. Bozulma olayı bizim onu görmemizden daha önce gerçekleşmiş. Yani geçmiş öncesi zaman. O zaman buraya had fiil üç yapısını kullanacağız. Buraya had getireceğim. Break, broke, broken. Üçüncü hali broken. O zaman buraya da had broken yazıyorum. Çünkü bizim onları görmemizden daha önce araba bozulmuş. Onlara yardım etmek için durduk. Gördük ve durduk. Geçmişte arka arkaya olmuş iki eylem. İkisi de geçmiş zamanlı yazılabilir. O zaman burası da stop. İkinci hali nedir? Düzenlidir. ED alır. Stop, stop it. Yalnız P'ler ikiliyor. Dikkat edelim. We stopped to help. Hadi baştan okuyalım cümlemizi. We were driving along the road when we saw a car which had broken down. So we stopped to help. Diyor ki, yolda bozulmuş bir araba gördüğümüzde biz arabayla yolda gidiyorduk. Bu yüzden ona bu yüzden yardım etmek için durduk diyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Önümüzdeki derste görüşene kadar hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.